Herkese merhaba. Bugün yine bir kendi yap projesiyle karşınızdayım. Bugünkü projemizde mikro bir tırtıl kalemi yapımını göstermeye çalışacağım ben size. Ama hemen önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Velocipedlet'in bir tane Instagram hesabı bulunuyor. Bu Instagram hesabını takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca kanalımın katıl butonuna tıklayarak kanalıma destek olursanız bana gerçekten fazlasıyla yardımcı olmuş olursunuz. Şimdi projemize geçecek olursak bu mikro tırtıl kaleminin yapımını göstermeye çalışacağım ben size. Bu tırtıl kaleminin en büyük özelliği nedir? Tekerinin çok küçük olması. Ülkemizde bu tekerler çok kolay bulunamayabiliyor. Dolayısıyla bu tip donanımlara ihtiyacınız olduğu zaman maalesef çözüm üretemiyorsunuz. Ancak benim aklıma bu çakmak taşlarını ateşleyen silindirik parçayı kullanmak geldi benim aklıma. Çünkü çakmak taşına sürttüğü için çok sağlamlaştırılmış bir malzeme olması gerekiyordu bunun. Dolayısıyla ölçüm yaptığım zaman gerçekten ısınık işlem uygulanmış ve çok sert bir malzeme olduğunu gördüm. Tırtıl tekeri olarak onu tercih ettim. Dolayısıyla kalemi onu monte ettim. Ve aldığımız sonuçlar da gayet başarılı. Zaten siz de birazdan nasıl yapıldığını izleyeceksiniz. Gerçekten kolay ve eğlenceli bir projeydi benim için. Zaten kanalı sıkı takip eden arkadaşlar hatırlıyorlar. Kanalda daha önce de tırtıl tekerleriyle ilgili pek çok videoyu hazırlamıştık. Hatta bunu hatırlarsanız beraber yapmıştık. Şimdi gelin dilerseniz siz projenin yapımını izleyin. Bakalım bu projede bizi ne gibi zorluklar bekliyormuş. Zaten videonun sonunda tekrar birlikte olacağız.
Enteresan. Başarılı şekilde tamamladık. Gördüğünüz gibi nispeten kolay bir projeydi. Bu tip tırtıl tekerlekleri nerede kullanılıyor? Burada gördüğünüz gibi büyük katerlerin girmeyeceği ufak aralıklarda kullanabileceğiniz gibi çok küçük torna tezgahlarında da bu tip tırtıl tekerleri kullanılabiliyor. Videonun da başında belirttiğim gibi bu tip ekipmanlara ihtiyaç duyan arkadaşlar için iletişim bilgilerimi bu videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan girip bakabilirsiniz. Projeyi gerçekleştirirken 10 milim 10 milim kare mil ve çakmak tekerleği kullandım. Bu tip donanımlar çok küçük torna tezgahlarında kullanılabileceği gibi çok dar profilli yerlere tırtıl çekilmesi gerekiyorsa da kullanılabilecek bir donanım oldu. Bu proje hakkında söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Beni yine her zamanki gibi sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Aboneyseniz de abone ol kutucuğunun yanında küçük bir çan resmi bulunuyor. O çan resmine tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.